Sevgili Kadıköy Sokak takipçileri hepinize selamlarımı iletiyorum Kayseri'den. Belki de Kayseri'de e, şimdilik son günüm çünkü e, bir gezi planımız var. Konya ile olur, Antalya, Kepez olur. Bakalım arkadaşlar. 30.776 aboneyle bu videoya başladım. Muhtemelen e, 16 Haziran'da yayınlanacaktır. Yani 16 Haziran geceye yayınlanacaktır. 16 Haziran'da çok fazla gelişmesi var ama neresinden başlayacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayayım. Fenerbahçe'den Samsun Spor'a transfer. Fenerbahçe U19 takımının teknik direktörü Burhan Alıcı görevinden ayrılarak Samsun Spor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun Eroğlu ekibinde olacağını açıklamış. E, yani haber bundan ibaret arkadaşlar. Sonra da süslemişler. Hani Fenerbahçe Akademisi şöyle böyle falan filan. E, hayırlı uğurlu olsun. Yolu açık olsun. Yalnız ben burada bir tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'den Samsun Spor'a tek transferin o olacağını pek düşünmüyorum. Emre Demir biliyorsunuz Samsun Spor'da kiralıktı. <laughs> hani acaba Fenerbahçe'ye tekrar gelip geldiğinde de bir Arda Güler performans sergileme ihtimali var mı? Hep birlikte göreceğiz. Ali Koç'tan Paris Saint Germain'e Arda Güler için Icardi artı para verin. Al-Kalafi 18 yaşındaki Yıldız Arda Güler'in şartlarını sordum Ali Koç nav nav dedi hemen karşı karşıya karşı hamleye geçip biz de Icardi'yi de Icardi, Icardi kadromuzda görmek istiyoruz dedi diyor şimdi ben şunu söyleyeyim bak arkadaşlar inanın hasetimden fesatımdan çekememezliğimden değil ya Icardi'den üstün ne forvetler var bir ikincisi biz Beceremeyiz, bize sıkıntılı adam gitmez, biz yapamayız, biz idare edemeyiz, bize olmaz, ya olmaz, olmaz. Zenci, yani siyahi mi diyorlar, zenci mi diyorlar? Biri ırkçı oluyormuş. Yani siyahi diyeyim. Herhalde zenci deyince ırkçı oluyormuş. Zenci Arapçada siyah demek. Siyahi manası taşıyor ama neyse. Siyahi forvet alıyoruz. Geri zekalı çıkıyor. Beyinsiz çıkıyor. Yani altı pasın içinden şut çekip direkten kendine vurabilen beyinsizlikle çıkıyor. İşte Emenike gibi o dünya güzelliğini boşayıp tazesiyle evleniyor. Bilmem yeni Nijerya güzelliğine evleniyor falan. Bize siyahiler tutmuyor. Samatta falan hakeza. Beyaz diye alıyorsun. Bu sefer de daha beter oluyor. Mesela Valencia falan da bence hani kafası kırıktı yani. Yani bizde e, kafası çalışan forvet çok zor ya. Neyse. Biz bu konuya döneyim. Ben Icardi'yi istediğim, istediğimizi düşünmüyorum. Ama Icardi'yi Galatasaray'ın almasından çekindiğimizi düşünüyorum. Hani bir daha alamasınlar dercesine. Şimdi Arda Güler Paris Saint Germain'in gündeminde Galatasaray'da da kiralık oynadı Icardi. Ali Koç da Icardi'yi verin üstüne para verin alayım mı demiş. Arda daha çok özel bir yetenek. Bir yıl takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyecek falan filan demiş. Ha, Arda Güler'le ilgili de son dakika bilgisi vereyim mi? Vereyim vereyim. Arda Güler için sözde sosyal medya Paris Saint Germain her konuda anlaşılıyor ama milli takımdan dönsün de milli takımdan döndükten sonra yapacağı açıklamaya dikkat edin arkadaşlar. Bu bir. İkincisi yarın mali kurul var. Mali kurulda teknik direktör açıklanmayacak. Çünkü bir kesinlik kalmadı gibi bir durum var ortada. Onu da söyleyeyim. Ee, hani benim aktaracaklarım bu kadar. Ali Koç demiş ki Icardi'yi takımımızda istiyoruz. Süper Lig'de başarılı imzere, işlere imza attı. Bize de büyük katkı verecektir. Nasıl yardımcı olursunuz demiş. Nasir El Kallafi de demiş ki 14-15 milyon euro civarında para istiyoruz. Arkadaşlar bu haber külliyen yalan. Ha? Külliyen yalan bu haber. Yani biz Icardi'yi istemiyoruz ama Galatasaray almasın diye uğraşıyor muyuz? Uğraşıyoruz. Eee Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Fenerbahçe'den Fedor Çalov açıklaması. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki Rus forvet Fedor Çalov ile ilgilendikleri yönündeki haberlere yanıt verdi. Demiş ki bu futbolcu standartın üstünde. Siz bizim ne zaman standartın üstünde futbolcu aldığımızı gördünüz. Biz meybuzcuyuz. Meybuzcu Ali der. Ne oluyor lan? Virüs girdi herhalde. Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin Selahattin Baki, CSK Moskova'nın forvet oyuncusu Fedor, Fedor Çalov hakkında açıklamalarda bulunmuş. Rus basında konuşmuş. Bu haber kesinlikle doğru değil demiş. İlgilenmiyoruz demiş. Bu sezon CSK Fırmaz'a 21 maçta 24 gol 6 asist yapan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bilginiz olmuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de gündem golcü ve yeni hoca Edin Ceko açıklanabilir. En yakın isim Monteya Süleyman Arat. Arkadaşlar şimdi bakın. Hakkınızı helal edin. Ben gelen duyumları açıklamakla mükellefim. Ben geleni açıklıyorum. Yani bana ne dediler? Dediler ki Fedonla anlaşıldı. Fedon'u da açıklarım, donunu da açıklarım yani. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki bana duyum gelsin. Bana açıklama geldi. İsmail Kartal dediler. İsmail Kartal'da yaparım, de yaparım. Hepsini yaparım yani. Sıkıntı değil. Dediler ki e, Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe yeni teknik direktör. Onu da açıklarım. Sıkıntı değil. Ama duyum gelmeyince bir şey açıklayamıyorum. Topluluk kısmı üye oluyorsanız topluluk kısmı kanal ana sayfası yanında videolar orada canlı yayınlar falan filan var topluluk kısmına gireceksiniz günlük bakacaksınız bu adam ne demiş diye mesela or topluluk kısmında bir tane yer yani video olarak paylaşıyorum videonun linkine tıklıyorlar en başta tutturulan yorumda zaten var hocam biz üye değiliz biz üye yararlanamaz biz tabii ki de yararlanabilirsiniz bir sürü oynatma listesi var açın tek tek bakın gezinin en tepedeki yorumlara baka baka ilerleyin zaten tarih de yazıyorum işte şu tarihin duyumu diye benden tavsiye yani. Aziz ee, az izlenenler olur. 1907 olur. Kısa kısa olur. 10.000 artı olur. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın. Şimdi Fenerbahçe yönetimi Edin Ceko ile anlaştığını ve bu transferi e, yarın açıklamaya çalıştığı kulaktan kulağa duy duyuruluyor. Jesus gittikten sonra Gözler Teknik Direktörü çevrildi. Mali Genel Kurula çevrildi. Ve ee, takım zaten 15 gün sonra falan sezonu açacak. Sezonu açmadan önce bunların açıklaması bekleniyor. Hani Ali Koç da ılımlı bir açıklama yapacak gibi duruyor. Diyor. Bakın arkadaşlar şu anda Edin Ceko için ben size söyledim. Bana gelen bilgiler hayırlı olsun şeklinde. Ama iptal olur. Ama beceremezler. Ben bir şey diyemem. Ama bana gelen duyumlar böyle diye. Monteya için herkes aynı şeyi söylüyor. Hayırlı olsun diyorlar. Ben ısrarla diyorum. Hala benim duyumlarım teknik direktör konusunda yüzde şu deme diyor. Şimdi Ceko konusunda da hocam biz bu adamı nasıl alırız? Ya da 37 yaşında bu adama bu kadar para verilir mi? Ceko konusunda Fenerbahçe'nin en büyük avantajı diye bir haber var önümde. Şimdi bir Galatasaray Icardi aldı. Bir sürü sorun. Öyle hani depara kalkıp da savunma arkasına koşular yapabilen bir forvet değil. Öyle hani çok güçlü fizikli 20-30 kişiyi düşürebilecek bir forvet değil. Ama ceza sahası içinde ne yapması gerektiğini bilen bir forvet aldı. Biz de Edin bu yüzden alıyoruz. Bakın arkadaşlar 37, 38, 39, 40 fark etmez. Senin forvetin ne yapması gerektiğini biliyorsa, ee, Kupa finali miydi? Yarı final ikinci maçı sanırım. Sivas maçı olması lazım. Valencia sağdan bindirdi. Son sürat gitti. şu ayda içeri kaçtı. Tam Valencia son çizgiye giderken Batçuay geri geri gelip For, yani savunmayı yanıltıp penaltı noktasına geldi. Valencia'nın yapması gereken penaltı noktasına bırakmak. Çünkü forvet oynayan, kanat oynayanlar hepsi bilir bunu. Valencia ne yaptı? Şut çeker gibi orta açtı. Şimdi Edin Ceko da senin aynı pozisyonda Edin Ceko topu sürmüş olsa emin olun Batshuayi'yi görür. Net pasını atar. Aldı at pasını atar. Batshuayi de vurur gol olur. İşte bizim alması, almak isteme sebebimiz bu. Bir sürü farklı teklif var. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı aldı. Ee, Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i kadrosuna kattın. Şunu atlıyorsunuz. Fenerbahçe konferans liginde mücadele edecek şampiyonlar ligi kadrosu istiyorsunuz. Ben şununuzu anlıyorum. Hocam Beşiktaş çok tehlikeli. Galatasaray çok tehlikeli. Yemeyin kendinizi. Kimse kendini kandırmasın. Ben sezon oynarken ne de dedim? Galatasaray şampiyon yapacaklar. Fenerbahçe hak etmese bile Türkiye kupasını verecekler ki hak ettik. Kanırta kanırta hak ettik sonuna kadar. Beşiktaş'ı da üçüncü bitirtecekler dedim. Doğru mu? Beşiktaş'a aman üçüncü bitirelim. Aman bu üçüncü bitirsin diye itekleye itekleye bir hal Ki onların da salaklığı yani ikinci olma şansları varken al Fenerbahçe altın tepsine biz sana geri veriyoruz dediler. O da ayrı bir salaklık. Ona bir şey diyemem. Hani gelecek sene ben söylüyorum önümüzdeki iki sene Fenerbahçe şampiyon olacak inşallah. Önümüzdeki 2023-24 2024-25 sezonlarında hem de. sene Fenerbahçe arka arkaya şampiyon olacak. Ben bunu beşinci kez söylüyorum. Fenerbahçe'nin bu sezonda şampiyon olacağını değil. Sezon öncesi şu takım şampiyon oluru 5. kez söylüyorum. Yani bu sezonda dahil yani önümüzdeki sezonu sayarak 5. Öbür sezonu sayarsak 6. kez söylüyorum. Şu ana kadar 4'te 4 başarı. %100 doğrulukla gidiyorum sezon başında. Bu sezon ve gelecek sezonda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını duyuruyorum size. Haberiniz olsun. Şimdi Valencia ayrıldı. Gitti. İnternasyon Pat Şuay'e, Cevap Pedro'ya teklifler geliyor. Bilginiz olsun. Hani Ceko'nun menajeri İstanbul'a davet edildi. Vincenzo Monte'ya görüşmesi var. Şu var, bu var. Bunları da konuşacağız. Bana haberine göre 2 yıllık sözleşme imza parası hariç 4.5 milyon euro. İtalya'da yıllık 9.5 milyon euro. Vergiler dahil neti 5 milyon euro civarında kazanıyor demiş. Ama yaşı da malum. Avrupa'dan ayrılmayı düşünmüyor. Hani Arap Yarımadası'ndan ABD'den teklifler var. Olmuyor. 2021'de Inter'e geldi. Hem de yani Inter'e geldi. 52 maçta 14 gol atıyor. Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maç. 14 gol 5 asist. 37 yaşında 1.93 boyunda. Olumsuz yanıt gelirse de başka birine bakacak diyor. Ama benim bildiğim olumsuz bir yanıt yok. Mesela Palavra haber bana diyorlar ya hocam sallıyorsun atıyorsun. Arkadaşlar ben atmıyorum ben geleni duyuruyorum. Bakın size Palavra haber okuyayım. Fenerbahçe La Liga takımlarından seviye ya da forma giyen Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bak palavraya bakın. Miyazaitz ve Miguel Crespo'nun ayrılığına kesin gözüyle bakan yönetim. Asla böyle bir olay yok. 10 milyon euro veriyorsanız Crespo kesin ayrılır. 10 milyon euro verirler mi sizce? Bence vermezler. O zaman ikisi de devam ediyor. 35 yaşındaki yıldızın transferini kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da oynayan Fernando'nun Sarı Öteki gibi gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Resmi teklif gelirse evet diyeceği de öğrenildi. Bir çenelik kontratı kaldı. Sevilla'da yönetim yapacağı bu transferle birlikte Galatasaray'a önemli bir psikolojik üstünlük sağlamayı düşünüyor falan filan. Kaynak şey e, ee, A Spor. Yani kaynak adminin A Spor. Mesela güzel bir konu. Mergin Berisha konusu. Augsburg Mergin Berisha'nın 4,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih ile anlaşmış ve Wolfsburg, la, Wolfsburg la da 20 anlaşmış. İkisinden birine gönderecekmiş. Berisha işte tatildeymiş. Tatil sonrası kararını verecekmiş. Şimdi size kolay bir soru. Çok kolay bir soru. Oyuncunun sözleşmesinin bitiş tarihi ne zaman? Ya da opsiyonunu son kullanma tarihi ne zaman? Yani ne zamana kadar opsiyon kullanabilirler? Transfer market açalım. Piyasa değeri 12 milyon euro yazıyor. 30 Haziran 2023 yazıyor. Tamam mı? Yani yaşı 25 yazıyor. Transfer etme opsiyonu yazıyor. 300 bin euroya da kiraladılar. Fenerbahçe 10 milyon euro transfer market değeri varken 5'e satın aldı. Yani 5'e satın aldı. Yıllık ücreti şu bu. Birincisi 24 maçta 10 gol 4 asist 1705 dakika. 20'ye satabiliyorlarsa eğer Bundesliga'da bunu yaptı. 20'ye satabiliyorlarsa ayakta alkışlayın. Bu bir başarıdır. Bu bir. İkincisi, bu Rumayı Fenerbahçe aldığında ben size ne dedim? Ya 5,5 ila 6,5 arasında bir opsiyon koydurulduğu söyleniliyor bana. Hani 6,5 imkanı yok da 5,5 diyelim, gelin dedim. Türkiye'de benden başka bu cümleyi kuran kimse yok. Aynısını Berişe için de söyledim. Şubata kadar kullanılarsa 4 milyon 250 bin euro. Ama Şubattan sonra kullanılarsa 6 ila 10 arası bir rakam dedim size. Duyumumun arkasındayım. Şubat ayında kullanmadıkları için 6 ila 10 milyon yok. 6, 250 de olabilir. 10 da olabilir. 9 750 de olabilir. 9,5 buçuk da olabilir. Benim duyumlarım bu şekilde. İnşallah tutar. Beni sev seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz. Nefret eden vardır benden. Kesinlikle eminim vardır. Nefret eden ama Fenerbahçe olan herkes şunu diyordur. Ulan inşallah bu duyumu tutar. Doğru muyum? Hepimiz aynı paraleldeyiz. Bak 6 ila 10 arasına giderse yani Utanmanız varsa deyin ki ulan adam demişti deyin. Evet. Gelmezse sen utanmam varsa kanalı kapat. Oğlum ben duyumları aktarıyorum. Doğru duyum da var. Yanlış. Mesela Sergen Yalçın herkes kesin garanti hayırlı olsun dedi. Ben dedim ki görüşüldü. Bütün şartları kabul etti ama imza imza yok. Monteya Monteya Fenerbahçe'de dedikleri gün Fenerbahçe Monteya ile o gün görüştü. Eğer bir görüşmede Monteya hayırlı olsun diyorsak biz kulübü kapatalım. Ali Koç kapat sat kulübü. Yahudilere mi satıyorsun Araplara mı satıyorsun? Sat kulübü. Atmışsın zaten demektir. Eğer bir görüşmeyle Monteya'yı Fenerbahçe'nin başına geçirecek kadar Fenerbahçe düşmanıysan buyur. Ben Berişe konusunda tekrar söylüyorum. Bak şuraya da son dakikayı mı versem şöyle mi? Mergin Berişe konusunda herkes ters köşe olabilir. Sosyal medyada ne diyorlar? 4'e satılacak. 4-250'ye. Kulübü de 20'ye satacak. Bekleme de kalın. Netleştiğinde duyuracağım ama ters köşe olmaya hazır olun. Tamam Hazır olun. Edinceco İnter'den net 5.28 milyon euro kazanıyormuş arkadaşlar. Fenerbahçe imza parası falan teklif etti ama yaşının 37 olduğunu hatırlatalım. Brezilya'da Marlon Gomez diye bir oyuncu var. Bize yazdılar, çizdiler. Biz bunu transfer döneminin dışında çok konuştuk. Kanala sonradan abone olanlar bilmezler. Ee, hani Fenerbahçe oyuncunun durumunu sordu. Çok enteresan bir bonservis bedeli isteğiyle karşılaştı Fenerbahçe 19 yaşında. Piyasa değeri 2 milyon euro. Ee, hani Brezilya U20'de de yer alıyor. Çok ciddi bir bonservis bedeli istediler. Yani o 2'nin yanına bir 0 koyarak bedel istediler. Biz bu şartlarda asla ve asla alamayız. 10 numara 8 falan oynayabilen oyuncum. Ha 2, 2,5, 3 falan derlerse bu arkadaşı takipteyiz. Haberiniz olsun. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Benim duyumlardan aktaracaklarım bu kadar. Ee, Mustafa hocam. Bakın burası hissi köşesi. His köşesi. İçinden geçeni söyle köşesi. Yani e, kimseyi zan altında bırakma. E, senin hani duyum çıksın çıkmasın önemli değil. Ama hissi konuş derseniz burası hissi konuş köşesi. Videoyu kapatabilirsiniz. Hani e, bu saatten sonra kapatabiliriz. Ben hissi olarak söyleyeyim. Ben Edinceko kesinlikle Fenerbahçe'de olacak diyorum. Çalov doğru. Marlon Gomez Düşmeyecekler. Belki devre arasına anca. Monte isminin bir şey olmayacağı görüşündeyim. Berisha'nın 10 milyon euroya satılacağı görüşündeyim. Bakın buralar hep hissi. Emre, Gül, Emre Demir'in Arda Güler'in oynatılması için Sergen Yalçı'nın getirileceği görüşündeyim. Ali Koç'un yarın genel kurulda çok enteresan bel altı bir konuya değineceği görüşündeyim. Yoksa başka türlü çok tepki çekecek. Çok, çok tepki yiyecek. Özürler dileyecek. Fenerbahçe böyle değildir. Şöyledir böyle falan filan diyecek. Samsun Spor'a bir yerli bir yabancı oyuncumuzun gideceği görüşündeyim. Icardi Türkiye'ye gelmez diyorum. Ee, Rian Kent hakkında ben başarılı olur hissine kapıldım. Bilmiyorum. Valencia'da orada başarısız olur hissine kapıldım. Hatta ilk maçta da çok iyi bir performans sergileyip sonra düşüşe geçecek gibi bir hisse kapıldım. Fernando Palavra. Zayt 3 artı 1. Crespo 10 milyon euro teklif gelirse satılır vurumadı 6 buçağa gitti. Ya, ya şimdi Ali Koçu eleştiriyorum diyorum ki bunu da iyi yaptı diyorum. Lan başlıyorlar Sen Ali Koçcusun. Ben Ali Koççu değilim. Ben Fenerbahçeliyim ya. Siz de Fenerbahçeli olun. Ya Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey. Anlatılmaz yaşanır. Arkadaşlar küçük bir uyarıda da bulunayım. Kanalımızda her hafta 50 kişiye üyelik hediye etmek istiyoruz. Her hafta en az 100 de olabilir. 150 de olabilir. 200 de olabilir. Hocam üyeliğin ne özelliği var? Üyeler tıkır 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 duyumları net görüyorlar. Bu kadar video izlemelerine bile gerek kalmıyor. Bir. Üyelere özel çekilişler oluyor. İki. Üyelere özel bilgilendirmeler oluyor. Üç. Üyelere özel bazı durumlar oluyor. Dört. Üyelere özel bazı yayınlar oluyor. Beş. Hani bir de üyelik ücretlerinin nasıl kullanıldığına dair bilgilendirme de alıyorlar. Bence en, en önemlisi de bu madde. Böyle bir şey var. 800 tane üyeden bahsediyorum. Aile, haftada 200 kişiye üyelik versen, 800 kişiye versen ne yapar? 12 bin lira yapar. Değil mi? 12 bin lira. Benim için hiç para değil. Ama 12 bin lira nasıl verebilirsin? Her videonun 10 bin izlenir. Günde 3 tane video atarsın. Ee, gelirin 12-13 bin lira olur. 14 bin lira olur. Anlatabiliyor muyum? Dersin ki ulan al. Ben de bunu buna vereyim. Dersin. Yani reklam gelirin, Reklam gelirim. 12 bin lira olsa 200 er kişiye yani ayda 800 kişiye hediye ederim. Hiç sıkıntı değil. Gelen oraya gitsin arkadaş. Sonuçta siz kazandırıyorsunuz. Peki reklam geliri nasıl artar? Reklamı izlersin. Reklamın üstüne tıklarsın. Yeni sekmede açarsın. Bu olur. Hocam ben üyelik alamıyorum. Bak yorumlarda görüyorum. Canlı yayında. Tamam diyor. Bana kesin üyelik gelir. Ben çok iyi takip ediyorum. Sen günde iki video izliyorsun. Adam oynatma listesini açık bırakıp geceleyin yatıyor. Adam oynatma listesini bilgisayarda açık bırakıyor. Yatıyor. Adam her önüne gel. Ne yapıyor biliyor musun? Bir kardeşimden duydum bunu bilgisayardan ya da şeyden Google Chrome'dan giriyor. Bütün videolar açılıyor ya. Bütün videolar açıldığı yere giriyor. Oynat diyor. İki kat hızı alıyor. Bir dakika geçiyor ya. Sıradaki video diyor. Bir dakika geçiyor sıradaki video. 60 dakika içerisinde 60 tane video izlemiş oluyor. Böyle böyle. Hani diyor ki işim yok ne olacak diyor. Bu da ne oluyor biliyor musun? Bu da adamı şeyde üste çıkartıyor. Yani benim aktaracaklarım o kadar. İyi ki bu kanaldasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.